Sizleri Londra'da yaşayan sanatçı Dylan Polat'la tanıştırmak istiyoruz. Kendine özgü tarzıyla hem kendi şarkılarını yazıyor hem de popüler parçaları seslendiriyor. Dinleyenleri tarafından oldukça sevilen sanatçı, müzik grubuyla birlikte her pazar Angel'da bulunan Blue Lagoon isimli mekanda sahne alıyor ve Türkçe müzik dinlemeyi özleyenleri bekliyor. Londra Aktüel bu hafta sizleri çok özel bir sanatçıyla tanıştırıyor efendim. Dylan Onat bizlerle birlikte. Kendisi biraz sonra Angel'da bulunan Blue Lagoon isimli mekanda sahne alacak. Biz de sahne öncesi kendisini sizlerle tanıştırmak istedik. Çünkü birçok parçasını, hatta hepsini kendiniz yazıyorsunuz ve kendiniz seslendiriyorsunuz. Dilerseniz önce sizi tanıyalım. Ben Dylan Onat. Yaklaşık 3 yıldır Londra'dayım. 19 yaşımdan beri müzik yapıyorum. Evet. Konservatuvar okudum. Burada da nihayet 2 yıldan sonra artık ufak ufak sahnelere almaya başladım. Ve Londra'da olmanın bana verdiği yetkiye dayanarak çeşitli ilhamlarla kendi şarkılarımı yapmaya başladım. Ve bunların kayıt çalışmalarına başlamak üzereyiz bu sezon. Evet. Süper. Şimdi biraz sonra sahne alacaksınız dedim. Sahnede kendi parçalarınızı mı seslendiriyorsunuz yoksa popüler parçalara da yer veriyor musunuz? Popüler parçalara da yer veriyoruz. En nihayetinde başka bir ülkede sahneye çıkmak aslında kendi ülkelerini insanlara hatırlatmak anlamına da geliyor. Dolayısıyla özellikle 90'lar, 80'ler poplardan oldukça fazla şarkıyı repertuarımıza yer veriyoruz. Şimdi dediniz ki 3 yıldır Londra'da yaşıyorum. Öncesinde Türkiye'deydiniz. Neler yapıyordunuz orada? Ankara'daydım. Aslında bir akademide müzik öğretmeni olma hayalim vardı. Bunun için de gerekli bütün çalışmaları yaptım ama bir noktada ülkeden ayrılmaya karar verdik. Konservatuvar okudum, uzunca bir süre müzik yaptım. Çeşitli işlerde de çalıştım, her müzisyen gibi. Ve en nihayetinde buradayım. Ankara'da doğdum ve Ankaralıyım. Evet, Ankara'yı seviyorum. Uzunca bir süre oradaydım. Evet. Şimdi Ankara anlaşmasıyla herhalde buradasınız değil mi? Şöyle birazcık Londra'yı değerlendirirseniz, özellikle nasıl buldunuz, size nasıl geldi ve umduğunuzu buldunuz mu diyelim? Ya umduğumdan daha fazlasını buldum çünkü açıkçası tahayyül edemeyeceğim bir özgürlükle karşılaştım. Bu özgürlük de tabii ister istemez sanatı inanılmaz besleyen bir şey. Çünkü önüne hiçbir şey koymadan tamamen kendinizi gerçekleştirebileceğiniz fırsatlar yaratıyor. Dolayısıyla burada olmaktan mutluyum. Yorucu bir yerdeyim. Ve büyük bir şehirdeyiz. Çok hızlı akan bir yerdeyiz. Ama bir müzisyen olarak olduğum yerden çok mutlu ve tatmin olduğumu söyleyebilirim. Bunları da müziklerinize yansıyor herhalde bu söyledikleriniz değil mi? Yansımaz olur mu? Tabii ki dinleyeceğiz birlikte. Peki albüm var mı? Albüm yolda, henüz kayıt aşamasında şu anda. Umuyorum bu sene içinde dinlemeye başlarız hep birlikte. İnşallah. Merakla bekliyoruz o zaman efendim. Şimdi bu akşam sahne alacağınız bu mekanda sürekli sizi dinlemeye gelebilirler mi yoksa nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Bu aydan itibaren her pazar burada düzenli olarak müzik yapmaya başlayacağız. Buna da çok yakın bir zamanda karar verdik. Bundan önce çok daha çeşitli yerlerdeydik. Artık sürekli olarak burada olacağız her pazar. 90'ları özleyenlere birlikte şarkılar söylemek için bekliyoruz. Yemekleri de çok güzel bu arada. Evet, hiç fena değil. Gerçekten güzel. Böyle söyleyince çok samimi gelmeyebilir ama gelip deneyebilirsiniz. Aynen. Peki son olarak, az önce de son dedim ama son olarak burada daha önceden bir konser verdiniz mi ya da önümüzdeki günlerde böyle bir şey planlıyor musun? Geçtiğimiz Haziran ayında Jazz Cafe'de çok güzel bir konser verdik. 70'ler Türkçe psikodelik parçaları yeniden düzenledik. Ve gerçekten çok güzel bir konser oldu. Yeni versiyonlarla, yeni projelerle yeniden konserler vereceğiz. Herkesi bekliyoruz.